Antalya, Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarında kontrol altına aldık. Genel olarak 16 uçak, yani tüm bu yangınlara müdahale ederken 16 tane uçak, 9 tane İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 aracöz, 120 iş makinası, 4800 personel. Mücadelemiz hem havadan hem de karadan devam ediyor. Muğla özelinde ise ben vatandaşlarımızdan zaman zaman sahaya çıktığım zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak göremiyoruz veya işte helikopter göremiyoruz. Muğla özelinde 4 uçak, 1 insansız hava aracı, 17 helikopter, 185 aracöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Elbette vatandaşlarımız, yani şu anda mücadele ettiğimiz satı çok büyük olduğu için vatandaşlarımız zaman zaman semalarda istediği sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Ancak dediğim gibi Muğla özelinde de 4 uçak ve 17 helikopterle hava gücünün esas ana hava gücü çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı. Hatta Gökbel Mahallesi'nin boşaltılmasına ben de oradaydım. Yaşlı teyzelerimizle de orada görüştük. Yaşlı insanlar kolay kolay yani evini bırakmak istemiyor. Bize bir şey olmaz evladım falan diyorlar ama ben buradan sizler vesilesiyle vatandaşlarımıza bir kez daha bu mesajı iletmek istiyorum. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Yani bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkarken imtina edebiliyorlar. Zorla ikna ettik, teyze gel şuraya, hadi 2 saat burada otur, sana yer ayarladık, ondan sonra tekrar evine dönersin diye. Hatta şunu da söyledim ben. Yani muhtemelen hiçbir şey olmayacak ama gene de siz burayı terk edin. Ve Muğla'da, Bodrum'da, Gökbel Köyü'nde bu olayı yaşadıktan sonra da birkaç saat içerisinde de söylediğim ve konuştuğum alana da aleviler geldi ve boşaltılan köy, mahalle kısmi olarak da zarara uğradı. Bu anlamda yani bunlardan kaçınmak, tehlikeyi gördüğünde kaçınmak ve uzak durmak vatandaşlarımız için esas olmalı diye düşünüyorum. Elbette bu hepimiz için çok mutlu edici bir durum olmayabilir ama dediğim gibi canımız her şeyden çok daha önemli. Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında da 1200 personel ve 289 araç ve iş makinesi de bu çalışmalara katılıyor. Yangınlarla mücadelemiz ve başta Orman Teşkilatı olmak üzere son derece cansiperane devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde güneşin doğumuyla beraber alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarı ve hava koşullarını bilmemizden dolayı yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını sabah saatlerinden daha tespit ettik. Çalışmalarımızı da buna göre planladık. Ardından burada öğretmen evinde AFAD koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Tabii ki yangın hala sürüyor ama yangınla beraber yaraların sarılması maksadıyla da özellikle yangının bittiği alanlarda zarar gören vatandaşlarımızın ev, iş yeri, araç, tarımsal hasar ve hayvan hasarlarıyla alakalı bunlarla ilgili neler yapılabilir? Vatandaşımızın hayatını bir an evvel normal hayata döndürme konusunda neler yapılabilir konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı muhtat bir toplantı ve sürekli olarak da devam edecek olan bir toplantı. Günde bir defa bu toplantıyı da yapmaya devam ediyor olacağız. Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşımızın da konfor seviyesinin artırılması, yaraların sarılması maksadıyla bu çalışmamız da devam ediyor. Bölgede yapılan ve yapılmaya devam eden yardımlarımız ve iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı da bir nebze olsun rahatlatmak maksadıyla bu çalışmalar tüm kamu kurumlarının katılımıyla, katkısıyla da devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da %75'ini bitirdik.
Tabii ki özellikle yanan orman alanları müsaade ettikçe, orman teşkilatı müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyorum. Bunu da tabii ki tekrar özellikle belirtmek isterim. Türkiye'deki bu yangınlarda özellikle son 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda da 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, tüm Türkiye'yi, 84 milyonu üzüyor. Tekrar sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece yani canlılarımız, sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız gitti. Onlar da can, Allah'ın yarattığı canlar. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımız için değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Devam eden yangınların tümüne, tüm kurum ve kuruluşlarımıza da havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Ben özellikle burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Özellikle son 4-5 günlük yangınların bilançosunda, bilançonun büyümesinde bir şeyin çok önemli bir katkı payı var. Onu da şöyle ifade etmek isterim. Belediyelerimizin katkıları sonsuz. Çok müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. Her yerde siyasetten ayrı belediyelerimize güzel bir çalışma yürütüyoruz. Ancak ben belediyelerimize, ister bizim partiden, ister başka partilerden, siyasetten ayrı olarak şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili, hem de yangınlardan sonra bu işin bilançosuyla alakalı olarak da bir oturup toplanıp ve bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması, hem de bunu nasıl daha iyi, birlikte daha iyiye taşırızı çalışıyor olmamız lazım. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, korumaktan ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yerleşim yerlerine de zarar getirmeyi maalesef getirdi. Yani bu anlamda siyasetten ayrı bir çağrıdır bu. Onu da ifade etmek isterim. Ama bundan sonra, en azından bu yangından sonra oturup belediyelerimizle birlikte de belki bir çalıştay yapıp özellikle yerleşim yerlerinin korunması maksadıyla belediyelerimizin buradaki kurumsal kapasitesini nasıl daha iyi hale getirebiliriz, hep birlikte oturup konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben tabii her zaman olduğu gibi orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Can siperhane bir şekilde gerektiğinde kendilerini tehlikeye atarak, ki dün daha bir 15 kadar arkadaşımız ölümden döndüler burada. Sadece belli bir cepheyi tutmak, yolun altına yangını geçirmemek maksadıyla çok önemli bir mücadele verdiler buradan. Bu mücadele tabii ki siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. AFAD'a teşekkür ediyorum. Kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ekiplerimize, motorlarıyla su taşıyan, ondan sonra yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orman Teşkilatımızın bu çalışmaları, bu can siperhane çalışmaları vatandaşımız da mutlaka karşılığını buldu ki vatandaşlarımız da en azından böyle bir katkıda bulunma gayreti içerisindeler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilk yağmurlarla beraber daha önceden yapmış olduğumuz Geleceğe Nefes kampanyasının bir benzeri ama çok daha büyüğünü ilk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızda 84 milyonun da katılımıyla, sadece bizlerin değil 84 milyon vatandaşlarımızın da katılımıyla Türkiye'de inşallah bu kaybettiğimiz alanları da hızlı bir şekilde yeşillendirme gayesi içerisinde olacağız. Devlet tüm kamu kurumlarıyla beraber buradadır. Devletin bakanları burada, milletvekillerimiz sahada, bakan yardımcılarımız burada, tüm kamu kurumları burada. Vatandaşımızın bir an evvel yaralarının sarılması ve hayatlarını normale döndürmek için tüm çabamızı ve gayretimizi ortaya koyduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.